Ben avukat Aybars Akdoğan, Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Avukatlık yaparken içinde bulunduğumuz süreçte hukuk sistemindeki yanlışlıkları görerek daha sonrasında bu yanlışlıkların kaynağının hukuk sistemi değil siyasetten kaynaklandığını gördükten sonra avukatlığı bırakarak siyasete yönelmeye karar verdim ve sonrasında 16 Nisan 2017 yılında, 2017 tarihinde hepimizin bildiği bir referandum, anayasa değişikliği referandumu gerçekleşti ve bu referandumda mühürsüz oyların geçerli sayılması gibi bir karar alındı YSK tarafından. Bu karar açıkça hukuka aykırıydı ve bu hukuka aykırılığa karşı CHP'nin gerekli adımları, doğru adımları atmadığını düşündüm ve ana muhalefet partisi olması sebebiyle oradan bir değişiklik başlaması gerektiğini gördüm. Bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yönetiminde bazı görüşmeler gerçekleştirmeye çalıştım ve Bülent Tezcan ve Selin Sayıkbeke o zamanlarda parti yönetimindelerdi ve onlarla bazı görüşmeler gerçekleştirdim. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir karşılık alamadım ve bu yanlış politikaların giderek devam ettiğini ve bu gayrimeşru anayasa değişikliğinin CHP tarafından tanınmayacağı açıklanmıştı daha önce. Tanındığını gördüm ve CHP'ye üye olmaya karar verdim. Çünkü normal bir, sıradan bir vatandaş olarak başvurularım herhangi bir karşılık bulmadı. O zaman şimdi ben bu partiye üye olayım ve bu şekilde bir muhatap alınayım diye düşünerek CHP'ye üye oldum. Ve bir avukat olarak parti tüzüğünü incelediğimde üyelerin haklarından birinin de parti organlarına aday olmak ve seçilmek olduğunu gördüm. Parti organlarından bir tanesi de genel başkanlık ve sesimi daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla CHP genel başkanlığına aday olmaya karar verdim ve delegelerin bilgilerini parti genel merkezinden talep ettim. Çünkü delegelerin bilgileri şunun için bana gerekliydi, o zamanki tüzüğe göre delegelerin %10'unun yazılı önerisi genel başkanlığa aday olmak için bir gereklilikti. Dolayısıyla bu delegelere ulaşmam gerekiyordu. Bu delegelerin iletişim bilgileri benimle paylaşılmadı ilk kurultay girişimimde. Sonrasında ikinci kez 2020 yılında tekrar bir girişimim oldu. Bu süreçte de kurultay delegelerinin bilgileri benimle paylaşılmadı. Şu anda üçüncü kez ben CHP Genel Başkanlığı'na adayı olmaya çalışıyorum. Bunun için sesimi duyurmaya çalışıyorum. Çünkü sadece delegelerin iletişim bilgilerini almak, delegelere ulaşmak yeterli değil. Nelerin yanlış olduğunu söyleyebilmek, ne yapmak istediğimi, ne yapmaya çalıştığımı aslında halka anlatarak halktan bir destek almanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece delegelerle, çünkü şu anda da il kongreleri yapılacak, ilçe kongreleri ve il kongreleri. Burada parti içinde bazı güç savaşları dönüyor ama burada da biraz çıkar çatışmaları belki işin içine giriyor. Bunun yerine halkın desteğini alarak halkın çıkarları, halkın menfaati doğrultusunda bir siyaset izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden sesimi duyurmaya çalışıyorum. Benim avukatlık ve siyasi geçmişim 16 Nisan 2017 avukatlıktan ziyade siyasi geçmişim 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen hukuksuz anayasa değişikliği referandumuyla başlar diyebilirim. Şu anda gayrimeşru bir anayasa yürürlükte Türkiye'de. 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği yapıldı ve bu açıkça hukuka, kanuna aykırı olarak yapıldı. Çünkü kanunda diyordu ki mühürsüz oy pusulası ve zarflar geçersizdir diyordu ve YSK bunu geçerli saydı. Ve şu anda Türkiye'de meşru olmayan bir anayasa ve meşru olmayan bir iktidar söz konusu. Ve şu anda aslına bakarsanız ülkemiz yoğun bir işgal, şu anda fiziki olarak tamamen işgal edilmiş olmasa da hukuki olarak işgal edilmiş durumda. Hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramlar sadece kağıt üstünde ve lafta var. Kişiler para, güç ya da kişiler hukukun çokça üstünde olabiliyorlar. Ve sıradan halk hukuk kurallarından, hukukun himayesinden faydalanamıyor. Bunun dışında ülkemizin en büyük problemi
ekonomik gibi görünse de içinde bulunduğumuz şu sıralarda aslında esas problemimiz adaletle ilgili bir problemimiz var bizim. Çünkü sokağa çıktığımızda en lüks arabaları biz görebiliyoruz ama açlık da çok fazla var. Bizim en büyük problemlerimiz, en büyük problemimiz adalet. Benim aslında şu zamana kadar aday adaylığımı halka duyuramamış olmam bile bu adaletsizliğin bir sonucu. Çünkü yakın zamanda bir medya kuruluşunun sahibinden, bu görsel bir medya değil, sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren bir medya kuruluşu benim aday adaylığımı kamuoyunda tanınırlığınız olsaydı sizi aday haber yapabilirdik, haber niteliği görürdük ama yok, o yüzden haber niteliği görmüyoruz diyerek reddetti. Bu seçme seçilme hakkında da bir adaletsizlik var. Adaletsizlik aslında ülkemizin her alanında var ve neleri değiştireceğime gelecek olursam neleri değiştireceğime dair bir şey söyleyemem çünkü tek başıma hiçbir şey yapamam. Bu ülkeye de tek başına kurulmadı. Bir birliktelik ve beraberlikle, birlik ve beraberlikle kuruldu. Halkın çıkarına olacak şekilde sadece mücadele edeceğimi söyleyebilirim. Şunu değiştireceğimi söyleyemem. Şu anda burada bu röportajı veriyor olmam bile aslında bir mücadelenin sonucudur. Bunu vermek için çokça uğraştık. Bir yerlere çıkabilmek için ve şu anda bir mücadelenin sonucu olarak buradayım. Ben mücadele etmeye devam edeceğimi söyleyebilirim sadece ve bu mücadeleyi büyütmeyi amaçlıyorum ve hep birlikte mücadele ettiğimiz takdirde halk olarak değişim kendiliğinden gelecektir. Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı konusunda da ben adayım demem demişti hiçbir zaman. Aday gösterilirsem demişti. Şu anda da öyle diyor. O öyle bir siyaset izliyor. Onun hakkında yorum yapmam çok doğru olmaz ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık partiye hatta giderek ülkemize bilerek veya bilmeyerek zarar verdiğini düşünüyorum. Aday olması ya da olmaması, aday gösterilirse aday olması kendi tercihidir. Aday gösterilse de aday olmamak kendisinin bir seçeneğidir. O aday gösterilirsem delegelerin iradesine ipotek koyamam diyor ama kendi iradesi var. Eğer adaylığının doğru olmadığını düşünüyorsa kenara çekilebilir. Bence bunu da değerlendirmeli.